karavan fuarının videosunu çekerken büyükçe bir otobüs göstermiştim ya size, anlayamamıştık ne olduğunu. Neymiş biliyor musunuz? Yürüyen otel. Az önce bana şöyle küçük bir sunum yaptılar. Kafayı yiyeceksiniz. İçerisi müsaitse, şimdi zaten firmanın sahibiyle de tanıştıracağım sizi, Mehmet abiyle. İçerisi müsaitse, yani bize detaylı bir şekilde gösterecek, ölürsünüz. Mehmet abi, hemen bir mikrofon teslim yapacağım. Mehmet abi şöyle bir yan yana duralım, bir hatıramız olsun. Merhaba. Şimdi ben sana şunu takacağım abi. Evet. Ben 55 yaşında, 30 yıldır Viyana'da yaşayan, karavan hayranı olan biriyim. Ve bu gördüğünüz alet hakikaten kara vagon, yani karada giden van. Onun da kısaltmışı karavan. Aslında kervandan gelme, biliyorsun. Bunu böyle yaptık, sonra otele dönüştürdük. Yani bunu zaten özel bir kişi alıp da kullanamaz. 18 tona B'liyeti veriyorlar. 18 tonla ben daha birinci virajda devirirsin bunu. Yazık, büyük bir katliam olur. O yüzden biz bunun eğitimini aldık, personellere yetiştirdik. Biz bundan hizmet vermeye karar verdik. Dolayısıyla şu anda yürüyen bir otele dönüştü. Dışını gezebilir miyiz? Tabii gezebiliriz. İçeride boşalması gerekiyor. Tabii şu anda dışından insanlar var. Dışından gösterebilir. Mesela bu dışarısı. Grill dediğimiz, grill istasyon burası. Bunun üzerinde işte gazla çalışan bir barbekümüz var. Burada işte sucuk, balık, tavuk, kanat ne varsa o tür wok da yapabiliyoruz. Wok da karışık yapabiliyoruz. Bunun dış tezgahı da var, buraya kurabiliyoruz. Ve bulaşık makinemiz de var burada. Bulaşık makinesinin içerisine koyduğumuz bulaşıkları koyup kapatıp giderken de kullanabiliyoruz. Burada dondurucu aletimiz var. Şu. Evet. Şunu da kapattığımız zaman bir portatif kapatıyoruz tezgahlarını, içerisine kapatıveriyoruz. Ondan sonra dümdüz yok olmuş oluyor. Burası, herkes bura ana karavanın giriş yeri zannediyor ama değil. Burada personel yaşıyor. Personel yaşıyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle ben aşağıda lambaları da yakayım. Şöyle. Şu içeride uzunlamasına doğru bir insan yatabiliyor. Orada da acil çıkış kapısı var. Araba Allah korusun sağ tarafa yattığı zaman çıkacak yeri yok. Burada şoför yatıyor. Ve burada hem müşterimizin hem kendimizin çamaşır makinesi, kurutmalı, banyo, tuvalet hepsi mevcut. Şu bölüm aslında yukarıdaki mutfağın tezgahının altındaki bölüm. Yani bu araba iki katlı değil aslında. Ben şu anda arabanın yukarıdaki zemini buradan başlıyor. Ben mutfağın içerisindeyim şu anda. Burada ben giyiniyorum, soyunuyorum, şey yapıyorum ama yukarıda insanlar onu neden bu mutfağın tezgahı o kadar çok büyük diyorlar. Ondan bu aşağıyla bağlantılı. Burada güvenlik kameramız var, 8 tane. Şurada jeneratörümüz var, 12 kW Fisher Panda. Burada güneş şeyimiz var, elektriğimiz bitmek üzere. Çünkü panomuz gelmedi, hala elektriği buradan harcıyoruz. Yaklaşık 10 tane jel akümüz var. Evet, burayı kapatıyorum. İstersen dış taraftan bir slide out'u göstereyim sana. Sonra içeride onu göstereceğim. Dışarıdan böyle görünüyor. Bir port barjımız var. Burada müşterilerimizin hafif valizleri, boş valizlerini falan içeriye koyuyoruz. Şu aşağıda topuz var. Topuzda arkada böyle şişme bot falan da çekebiliyoruz. Hani eğer deniz turumuz varsa beraberinde götürebiliyoruz. Şurada yaklaşık 80 santimlik bir çıkış var, çıkıntı var. Ona slide out deniyor zaten internasyonel olarak. Üstünde tentesiyle bir açılıyor. 4,5 metre boyunda. Yaklaşık 180 santim yüksekliğinde bir çıkıntı oluyor. Şuradaki kapak jeneratörün servis kapağı. Şuradaki ayakları görüyor musun? Dikkatini çekti mi? Bu tabii denge için. Önce havayla terazisini alıyorum arabanın. Havayla aldıktan sonra ayakları indiriyorum. 5 santim aşağı indiriyorum. Bu araba tam terazide, dümdüz şekilde sert zeminde kalıyor. Öyle rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş içeriye giriyoruz. Arabanın şuradan içeriye doğru tavanını bir takip edin. O gördüğünüz lambalar çok özel. Onlar duyarlı. İstiyorsanız onlarla konuşabiliyorsunuz. Konuşmaya göre günaydın diyorsunuz, gün gibi açıyor. İyi akşamlar diyorsunuz. Efendim karanlık olup uyutuyor sizi. Evet. Şimdi içerisine bakalım. Açıl. Şimdi bu ön tarafı aynı yolcu otobüsüne benziyor şu tarafı. 6 kişi emniyet kemeriyle yolculuk yapacak şekilde tasarlanmış. Ve burada istenilen parti vaziyeti.
Eğer parti yapılacaksa veyahut da uzun turlar yapılacaksa da koltukları ona göre ayarlayabiliyoruz. Mesela Tarkan'a kiraya vermiştik. Bunları kaldırdılar. Kamera rayı falan taktılar vesaire yaptılar. Tarkan da şuraya oturmuştu zaten. Buraya oturmayı ben parayla yapıyorum. Bedava oturmak yok. Ve şu gördüğümüz çizgi, ışığı görüyorsunuz. Bu otobüsün orijinal koridoru. Şuradaki boşluk da biraz önce dışarıda gördüğümüz slide out'un çıkmış hali. Dolayısıyla 140 santim. Şurası 140 santim şu anda. Ve rahatlıkla 3 kişi sağa sola gidebiliyorlar. Şurası gördüğün gibi. Burası kapalı vaziyette, burası açık vaziyette. Bu gördüğümüz masayı şöyle aşağı indiriyoruz. Burada dayanma yerleri var. Hemen patır patır. Şurada hemen böyle bir yatma pozisyonlarını göstereyim. Burası, şu bulunduğumuz bölüm şurası. Burada bir kişi yatabiliyor. Şurası da şuradaki gördüğümüz makyaj odası. Hemen burada kilitlerimiz var. Masayı aşağı indirip kilitliyoruz. Şuradaki kilitleri açıyoruz. Hemen yatak ulu veriyor. Ben size sonra da gösterebilirim bunu. Şu anda. Ve burada değişik spotlar var. Spotları açıyorsunuz makyaj olarak. Ve artı, burayı öyle yüksek yaptım ki yüksek oturuluyor. Şöyle. Tam pozisyonunda. Ve rahatlıkla da burası make-upçının kullanabileceği bir yer oluyor. Burada da hemen arkamızı döndüğümüz zaman bir boy aynası geliyor. Boy aynasının yanında kullanacağınız normal bir tuvalet, hem duş, hem lavabo ve komple kompozitten yapılmış su geçirmeyen bir beyaz odamız var. Hijyen açısından. Küçük de bir penceresi var. Burayı kapatıyoruz. VIP odasına giriyoruz. VIP odasında hemen bize hemen bir ebeveyn duşu karşılıyor. Burası da tam 90'a 90. Bayağı da büyük. Ondan sonra şurada da yatağımız var. Bu yatakta 1,5 metreye 2 metrelik bir süit yatağımız. Ve burada da yarı çıkmış görüyorsunuz. Hatta ben size böyle tam çıkartayım. Bir televizyonumuz var. Fazla televizyon koymadım ben buraya böyle. Burada hiç televizyon göremezsiniz zaten. Müzik şeyimiz var ve kitaplık vesaire. Biraz daha süsledik, büsledik. Şurayı da işte banyo yaptıktan sonra hem havluluk kaloriferimiz var, hem bunu kullanıyorsunuz. Küçük sehpalarımızda muhtelif olan kumandalarımızı buraya koyuyoruz. Ha, burada kombiyi çalıştırabiliyorsunuz. Burada 24 kahvalık bir kombimiz var. Bütün kalorifer sistemlerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada dolabın içerisinde çok enteresan bir şey var. Split klima içerisine gömük. Yani şuradan üflüyor. Buradan alıyor, şuradan üflüyor. Buradan da derecesine bakıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, nemine bakıyorsunuz. Ondan sonra burayı kapattığınız zaman kendi mahremenizle bu odada yaşayabilirsiniz. Şöyle kapatıyoruz. Şurada da canınız sıkıldı artık. Bir karavanda bütün gece ne yaparsınız? Burayı açtıktan sonra arkaya böyle yastıklar atılıyor. Buradan da sinema seyredebiliyorsunuz. Şöyle. Yatıp projektörü de şunun içerisine bağlıyoruz. Üst tarafa bağlıyoruz şuraya. Ondan sonra ses sistemini buralara koyuyorum. Ve çok süper bir ev sineması oluyor. Ne diyorsun? Peki, harika. Bir de bunun mantığını anlat abi. Biz nasıl bunu kullanacağız? Şimdi bunu insan kendine personel olarak kullanacak bir alet değil. Herkes bunu böyle şey zannediyor. Bunu B ehliyeti kullanıyor mu? Yani bunu B ehliyeti olsa nasıl olacak? Yani 18 ton ağırlığındaki bir kütleyi kullanamazsın ki. Öyle bir eğitimin yok. Dolayısıyla bunu ağır vasıta ehliyeti, deneyimli olan bir kişinin kullanması lazım. Ki bu normal bir yolcu otobüs ağırlığı da değil artık. Ondan da ağır. Çünkü full paket diyorlar. Yani bağcıkları dolu, 50 kişinin olduğu ve artık böyle tedirgin kullanacağım bir alete dönüşüyor. İstediğiniz yere de dönemiyorsunuz. Virajlarda da bir ağırlık kütlesi üst tarafta olduğu için Allah muhafaza çok kötü kazalara neden olur. Ve bu ciddi bir servet. O yüzden şoför bulamıyorum ben. Yani aleti bizzat uçak bileti kesip buraya gelip turlara ben kendim bizzat kullanıyorum. Yani nasıl ben bunu senden kiralayıp götürebilirim veya nasıl bir mantık? Bunun işte rezervasyon yapılıyor. Konfigürasyonlar var. İşte turlarda neler isteniliyor? Yeşil tur mu istiyorsun? Doğa turu mu istiyorsun? Efendime söyleyeyim, kültürel tur mu istiyorsun? Ona göre biz bir harita çiziyoruz beraber. Tabii bunları böyle biraz bir ay önce, iki ay önceden yapmak lazım, tasarlamak lazım. Ona göre de rehberli mi istiyorsunuz? Hangi yemekleri yemek istiyorsunuz? Bunların hepsini yapıyoruz. Burada yapılacak yemekler var.
Bir de kültürel gezilerde lezzetler de var. Mesela Adana'nın Adana kebabı, işte ne bileyim Antep'e gittiğimiz zaman İmam Çağdaş'a gidip orada yemek yiyoruz falan. Urfa, Mardin, onun gibi yöreseller var. Bunları biz aslında yabancı turistlerimize, Avusturya müşterilerimize sunuyoruz. Onlar için çok enteresan oluyor. Hatta burada böyle bakarsanız hep Almanca yazılar vardır dolabın içerisinde. İşte Küchengeschirr, mutfak gereçleri diye. Onun için ikide bir dolapları böyle hepsini açıp açıp kapatmasınlar diye. Geste dediğimiz zaman misafirin kendi dolabı. Bunu açıp kendisi kullanabiliyor mesela. Ben bunu alıp da sizinle bir tur kiralayıp da Ege'ye gidebilirim. Tabii. Kamp yapabilirim. Tabii. Peki her yere girebilir miyiz bununla? Her yere giremezsiniz. Bunun daha önceden girebilecek yerleri biz tespit etmiş oluyoruz. Çünkü bu araçtan böyle ay nereye gitsek falan gibisinden gezerek gidemiyoruz. Çünkü belli bir zamanı siz kiraya almış oluyorsunuz. Bizim en kısa zamanda gitmeniz gereken yere ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden daha önceden tespit ettiğimiz yerler var. Oralar eğer müşterinin hoşuna gidiyorsa oraya gidiyoruz. Yoksa arıyoruz dolamaç gibi. Burada duralım, orada duralım. Müşterinin isteğine bağlı yine. Kaç kişi kiralayabiliriz bunu? Kaç kişi yaşayabiliriz? Burada 6 misafir kalacak yer var. 6 arkadaş biz bunu kiralayıp sana Bodrum'a gitmek istiyoruz. 10 gün bu araçta kamp yapmak istiyoruz desek yapabiliriz. Aynen. Peki 10 günün maliyeti ne olur 6 kişiye? Yani euro hesabından yapmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Türk lirası yerinde durmadığı için yaklaşık 12.000-13.000 euro civarında. 12-13 bin euroya biz bu alette kamp yapabiliyoruz. Aynen. Ama bir de benimle beraber bu arabayla gelen bir de minibüsüm var değil mi? Evet. Senin ekibin geliyor. Aynen. Yani ben bunda yemek yapmayacağım. Bana yemek yapılacak. Aynen yapılacak ve önüne kahven de konacak. Şu aletleri kendin kullanabiliyorsun. Burada mini barım var. Her türlü. Ya bakar mısın arkadaşım? Senin dolabına kim böyle Viyana'dan Mozart'ın çikolatasını getirebilir ki? Bunları getirip koyuyoruz zaten. Tabii 3 personel var. Bu 3 personel ortalama 2 kişiye bir insan düşüyor neredeyse. Hizmet edilmesi gayet doğal şey olarak. Bir de bunun emniyeti de var. Güvenliği de var. Çünkü kaldığınız yer ya birileri saldırır mı yapar mı bunun güvenliğiyle beraber 3 kişi sizi koruyor zaten. Onun için çok güvenli bir tur oluyor bu. Özellikle yabancılar için. Türkiye'ye geliyorsun, başka dil bilmiyorsun. Biz elhamdülillah 4 dil biliyoruz. 30 senedir Viyana'da yaşıyorum. Zaten iş Almanca ile gidiyor. Çok yarım yamalak İngilizce de var. Peki sana nasıl ulaşacaklar abi? Kulisbus Instagram hesabımız var. Ya da kulisbus Türkçesi olan .com.tr'den bizim sitemiz var. Evet, sitenin içerisinde bunun hem interyosunu hem videosunu hem hangi aktiviteler yapıldı onları da görebilirler. Ondan sonra bunların içerisinde bir araç daha geliyor. O araç bir ay sonra buraya gelecek. O da çok, nasıl söyleyeyim size, uçak korkusu olan, şişman olan, tekerlekli iskemle bağımlısı olan veyahut da bunların, nasıl diyeyim ben, Türkçesi bilemiyorum ama engelsiz diyoruz buna. Tamam. Hani barrier free diyoruz. Asansörle tekerlekli iskemleyi çıkartıyoruz. Tuvalete falan gidebiliyor. Viyana, Almanya, Viyana artık şey tarafı yani İstanbul, Viyana ve Almanya bağlantılı seyahatler yaptırabiliyoruz. Peki aklıma takıldı şimdi. Ben bununla senden kiralayıp, senin ekibinle kiralayıp yurt dışı gezisi yapabilir miyim? Tabii yapabilirsiniz. Yurt dışına da çıkabiliyoruz. Tabii yurt dışına. Programı da sen yapıyorsun. Aynen. Bir nevi tur şirketi. Yani Balkan turu, ondan sonra Orta Avrupa başkentler gezi turu. İşte Viyana, Budapest, Prag, efendime söyleyeyim. Artık Almanya'da, İspanya'ya kadar dönülebiliyor. Ama şimdi güne vurursak bu kadar yeri gezmek 20-25 günü falan alıyor. Anladım. Tabii manasıyla gezmek için. Bu da tek kişiyle olmaz da hani 6 kişinin 3 grupta 3'e paylaşması bu paraları o zaman daha mantıklı oluyor. Var mı söyleyeceğim bir şey, ekleyeceğim bir şey? Yani şöyle söyleyeyim, bizim rakibimiz yok. Yani şöyle hayal edin, yürüyen bir otel var. Her gün başka yerde bir kahvaltı yapıyorsun. Başka yerler görüyorsun. Buraya bendik, burada kalalım diyorsun. Birden denize sıfır yere park ediyoruz. Birden 3500 metreye de çıkıyoruz. Oradaki olaylar çok farklı. Onun için çok değişik bir atmosfer. İnsanların hoşuna gidebileceğini düşünüyoruz. Meraklı olan varsa. Son bir şey daha sorsam. Bunu ünlü olarak kimler tutmuştu? Tarkan'ı söyledin değil mi? İlk Tarkan kendi Disney Plus reklamında kullandı. Sahne olarak kullandı. Yani kulis değil. Şuraya oturdu işte. Tarkan'ın oturduğu yer. Oturduğu yer. Şurada. Şurada da böyle iPad'ine baktı. Ondan sonra arkadaşları var burada. O reklamlarda görebilirsiniz zaten. Son 3 saniyelik bir reklam. Vay be Mehmet
abi. Şöyle bir yan yana girelim mi? Evet. Bir hatıramız olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fuar videosunu gezerken, ya çekerken, şöyle dolaşırken evet dikkat etmiştim. Evet. Hatta Mehmet abi o videoda bir laf bile atmıştı. Ben anlatırım evet. falan diye. Evet abi. Benim anlatabileceğim bir şey değilmiş gerçekten. Evet. Ama vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim. Ben çok de teşekkür ederim. Instagram hesabını bırakıyorum. Takip tamam. edersiniz. Böyle tamam. bir tatil organizasyonu yapmak istiyorsanız Mehmet abinin bir tane tableti var. Oradan seçiyorsun. Bodrum'da da çok güzel bir yer gösterdi. Evet. Asos'ta da çok güzel bir yer gösterdi. Hatta dedi ki ben bunu alırım. Sizi götürürüm Antep'e, Urfa'ya değil mi abi? Aynen, oradaki aynen. Hani yemek turu bile düzenleyebilirsiniz. Parası da artık çok, 6 çok, kişi bölüşünce. Çok açık. Mı? Ucu çok açık yani. Nereye gitmek evet, istiyorsun? Aynen. Karadeniz turuna kadar var. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.